Çankırı Postası izleyicileri sevgiler, saygılar sunuyoruz. Çankırı'da bugün çok değerli bir konuk ağırlıyoruz. Ona Çankırı'nın kültür elçisi de diyebiliriz artık. Star TV ekranlarında yayınlanan Vahay ile Evdeki Mutluluk programının sunucusu, programcısı, yapımcısı, her şeyi. Vahay Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Sizlere sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Tüm Çankırı halkına, Çankırı'nın güzel ilçelerine. Evet, nasıl gidiyor çekimler? Çekimlerden ara kalan zamanda sizinle bu röportajı gerçekleştiriyoruz. Evet. Vallahi ilk önce sizleri tebrik etmek istiyorum Çankırı Postası olarak. Çünkü bu ortamda çok güzel programlar yapıyorsunuz. Ortam derken hakikaten zor koşullar yerel televizyonlar için mevcut. Biz bunları biliyoruz televizyoncu olarak ve Türkiye'de bütün yerel kanallara başarı ve buradan sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Başarı dileklerimi yolluyorum. Çok güç şartlarda mücadele ediliyor. Yerel kanalların gerçekten inanılmaz sorunları var. Yerel kanallarımızı izleyelim Çankırı halkı olarak. Sizlere sesleniyorum. Çünkü çok zor, meşakkatli günlerden geçiyor yerel kanallar. Özellikle çalışan personel çok mücadele veriyorlar. Kısıtlı imkanlar doğrultusunda. Onun için hepinizi tebrik ediyorum canı yürekten. Çünkü Çankırı'nın sorunlarını, Çankırı'nın güzelliklerini, Çankırı'nın bütün her şeyini sizler halka kavuşturuyorsunuz. Bence çok önemli bir kutsal ulvi bir yürüyüş. Ellerinize sağlık. Biz evet Vahiyle Evdeki Mutluluk programı olarak 23 yıldır vizyondayız, ekrandayız. Gerçekten Türkiye'nin en uzun soluklu programı olarak güzel işlere imza attığımızı düşünüyoruz. Maneviyatın yüksek olduğu bir program. Sosyal proje, dayanışma programı. Biz 23 yılda birçok şehirde, yani 81 şehrimizde daha çok evler yeniledik. Ücretsiz yeniledik evlerimizi. İhtiyaç sahibi ailelerin evlerini yeniledik. İl, ilçe, kasaba, köy, mahalle olmak suretiyle ülkemizin adeta birçok yerine girdik, evlerimizi yaptık. O ihtiyaç sahibi ailelerin içerisindeki hastaları, tedavi süreçlerini yürüttük. Sağlık Bakanlığımız da burada bizlere çok destek oldular. O bütün tedavi süreçlerini de takip ettik. Ve gerçekten de seyircimiz de biliyor ki çok zor ama meşakkatli, kutsal, ulvi yoldan başarı çizgisiyle yolumuza devam ediyoruz. Çok şükür izleyicimize ki bizleri izliyorlar. Saygı değer izleyicimize de müteşekkiriz. Şimdi biz çok önemli bir görev aslında üstleniyoruz. Ne yapıyoruz? Her hafta bir şehre gidiyoruz. İlk önce şehrimizin tarihi kültürel özelliklerini, sonra oranın yöresel lezzetlerini tanıtıyoruz. Ondan sonra da çok önemli bir vazifemiz var. O ilin içerisinde ihtiyaç sahibi bir ailenin evini baştan aşağı dekore ediyoruz. Yenileyip dekore ediyoruz. Tabii bütün bunları yaparken de Türkiye genelinde her şehirde sponsorlar bizlere destek oluyorlar. Tanıdığımız dostlarımız, arkadaşlarımız sağ olsunlar hiç bizleri kırmıyorlar. Ellerinden geldiğince herkes bir çivisini çakıyor ve ihtiyaç sahibi ailenin evi güzelleşiyor. Bunu yaparken de tabii ki sponsorlarımız da kendilerini sunmaya ve aynı zamanda yeni çıkardıkları ürünleri uygulayabilme şansına sahip oluyorlar. Gerçekten de çok komplike aslında hayır işi. Hiç bunun sonunda çıkar yok. Tamamıyla herkes bir çivi çakıyor ve birileri mutlu oluyor. Önemli bir sosyal sorumluluğa da imza atmış oluyorsunuz. Evet, bence de öyle. Sosyal sorumluluk bazında önemli bir imzamız oluyor. Ama imza benim değil. Hep birlikte bu imza. Bu imza bizlere destek olan herkesin imzası. Onun için de herkese müteşekkiriz. Tabii İsa Bey'in biz hakkında yemeyelim özellikle. İsa Yaman benim tabii telefonumda Ankara olarak yazar. Çünkü Ankara'da ikamet ediyor. Aslında Yapraklı kendisi. Ama gerçekten yürekten söylüyorum. Benim telefonumda kayıtlı Can kardeşim diye kayıtlı. Ankara Can kardeşim İsa diye kayıtlı.
önemli bir yer teşkil ediyor bizlerde. Şu anda da zaten federasyon başkanı olacak. Köy derneklerinin oluşumundan kaynaklanan bir federasyon var. Onun da federasyon başkanı inşallah olacak. Buradan da tebrik ediyorum. İsa iyi bir kardeşimiz, değerli bir kardeşimiz. Onun her zaman yanındayız. Ve dostluklarımız inşallah ömrümüzün sonuna kadar perçinleşir. Şimdi Vahiy Bey, hemen arkamızda Çankırı Kalesi, Emir Karatekin Türbesi, kadim bir şehir, Selçuklu, Osmanlı, evet. Cumhuriyet şehri. Kültür dedik, yemek dedik. Nasıl buldunuz Çankırı'nın kültürünü, yemeklerini? Çankırı'ya çok geliyoruz. Özellikle Çankırı'nın artık fare hemşerisiyiz. Yapraklı, Şaban Özü ve birçok ilçemizi, Çankırı'nın ilçelerini çok seviyoruz. Hem İsmail Hakkı Başkan'a hem de Ömer Başkan'a, Ömer Güngör Başkan'a buradan sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Gerçekten de bizim sevdiğimiz, samimi olduğumuz, dostluklarımızın sıkça olduğu başkanlarımız ve gerçekten de Çankırı güzel bir şehir, ulvi bir şehir, kutsal bir şehir, kadim bir şehir. Bunu zaten görebiliyoruz. Bir de ben böyle çok büyük şehirlerimizin yanındaki şehirleri çok severim. İşte mesela Manisa'yı çok severim. Niye severim? Çünkü İzmir'in yanında 25 kilometre hemen ilerisinde bir şehrimizdir. Ama İzmir'in mesela gölgesinde ara ara kalmış bir şehirdir. Mücadele verir halkı İzmir gibi olmak için. İşte bunun gibi çok şehrimiz var. Bursa mesela büyük bir şehirdir ama Bursa'nın yanında Yalova vardır. Anlatabiliyor muyum? O Yalova'ya böyle bir ayrı bir sempatim olur. Çünkü bir mücadele vardır. Çankırı Ankara'nın yanında bir şehirdir. Çankırı halkının da çok büyük bir mücadelesi vardır. Yani böyle büyük şehirlerin yanındaki şehirlerin farklı bir özellikleri vardır. Mücadele özellikleri vardır. Dikkat edin, Çankırı'nın birçok iş adamı adeta dünyaya meydan okuyan iş yerlerine sahiplerdir. Neden bu? Çünkü meşakkatli bir çalışmaya sahip oldukları için çocukluktan bu yana. Engelli araziden böyle çıkarsın, zorluklardan çıkarsın, tırnaklarla mücadele edersin ya, işte böyle bir şeydir. Onun için ben her zaman Çankırı'yı çok sevmişimdir. Ve örf adet geleneğe, göreneğine de hayranımdır Çankırı'nın. Özellikle Ankara'ya 130 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen, yani 1 saat 10 dakika uzaklıkta olmasına rağmen, o eski Osmanlı örfünü, adetini, geleneğini, göreneğini her zaman yaşatan bir topluluğa sahiptir. İşte hem yaren kültürü, hem yeme içme kültürü, hem tarihi kültürel özellikleri birçok aslında barındırıyor. Mesela şu otel bile bizler için çok önemli. Otelin dekorasyonu muhteşem ve satılmış bir, kutluyorum, tebrik ediyorum, böyle güzel bir otel açtığı için. O da yurt dışında yaşıyor ama memleketini unutmamış, gelmiş buraya güzel bir yatırım yaparak Çankırı halkına destek veriyor. Aslında turizme büyük bir destek. Çünkü Çankırı'ya girip kalmak isteyen vatandaş bu tarz güzel otellerde bence daha mutlu olacağını düşünüyorum. Onun için satılmış bir de böyle güzel bir yatırımdan dolayı da tebrik ediyorum. Çankırı'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi tuz mağaraları. Dünyaca ünlü tuz mağaraları. Çünkü bu bir özellik ve bunu da çok güzel pekiştirmiş başkanlarımız. Burada çalışmalar yürütmüşler ve hakikaten de önemli aslında bir geçim kaynağı da diyebiliriz. Biz Çankırı'yı çok seviyoruz. Bu sene belki de ikinci girişimiz. Daha belki senede bir kere gelmiştik. Yani son zamanlarda çok sık geliyoruz. Çünkü Çankırı gerçekten bütün güzellikleri hak ediyor. Çankırı'nın özellikle yöresel lezzetleri muhteşem. İşte bize ablalarımız yaptı, farklı farklı lezzetler yaptılar. Çok da beğeniliyor. Ülkemiz gerçekten Çankırı'yı çok seviyor. Sanırım yılda 4 defa Çankırı'ya gelme sözünüz varmış. Öyle bir duyum aldık ama. Vallahi İsa bizi rahat bırakmıyor zaten. Sürekli abi gidiyor muyuz Çankırı'ya diyor. Her 3 ayda bir Çankırı desteğimiz olacak inşallah bundan sonra da. Peki çekimler, çekimler şimdi devam ediyor. Yarın ne çekeceksiniz? Şaban Özü vardı sanırım. Yapraklı mı çekeceksiniz? Bütün program İsa'da.
İsa organize ediyor bütün programı. Bir Zekeriya abimiz var, çok sevdiğimiz canımız abimiz. Onun bir köyü var, Davutlar Köyü. Zaten İsa ile aynı hemşeriler. Davutlar Köyü'nü inşallah çekeceğiz. Bunun yanı sıra Yapraklı ilçesini yarın çekeceğiz. O meşhur çınar ağacını çekeceğiz. Evet, 500 koca yıllık koca meşe. Meşe ağacı değil mi? Evet, meşe ağacı. Meşe ağacı, 500 yıllık bir ağaç olduğunu biliyorum. Dünyanın en eski ağaçlarından, evet. En eski zaten ağaç. Onun dışında çok da güzel yaylada yemekler yapacağız, yöresel lezzetler. Başkanlarımız burada bizlere destek verecekler. Aşçı başkanlarımız var. Zaten Ömer Güngör kardeşimdir benim, yakın kardeşim, çok da sevdiğim bir başkanımız. Türkiye'nin en genç başkanı, sürekli destek vermek zaten bizim için çok önemli ona. Neden? Çünkü genç başkan, destek vereceğiz ki ilerlesin, ivme kazansın. Yani sonuç itibariyle biz iyi bir artık Çankırılıyız. Peki bu çekimler ne zaman yayınlanacak? Onu da buradan duyurmuş olalım. Onun yayın tarihi tam olarak belli değil ama en kısa zamanda yayınlanacak. Ama yani Ağustos ya da böyle Ağustos ortalarında yayınlanır diye düşünüyorum. O biraz da bizim tabii sezona girişimizle alakalı bir durum. Bakacağız. Ama en güzel şekilde yayınlayacağız. Öteki yayınlar gibi. Çünkü Çankırı'yı çok seviyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz bu özel röportaj için. Evet, Çankırı'nın kültür elçisi diyoruz artık ona. Vahey Bey bizlere konuk oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. Ben de bütün Çankırı halkına tekrardan sevgi ve saygılarımı yollarım.